Merhabalar, merhabalar. Efendim Star TV'den canlı olarak yayınlanan Nergis Zaman'la hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok dolu bir programımız var. Bir kere şahane sesi ve yorumu olan, kendi de çok güzel, huyu da çok tatlı bir kere Linet var. Efendim onun dışında Diyarbakır tavası yapacağız Ercan ustamızla. Aman kağıdı kalemi sakın yanınızdan ayırmayın. Özlem'in bir tarifi var ki bozalı kek arkadaşlar. Boza da var her yerde. Bunun bir kere tarifini de bir not alalım. Çocuklarımıza da yapalım, kendimize de, eşimize de. Ayrıca can dostların şahane tatlı oyuncuları gelecek. Bize bir dans edecekler. Birlikte konuşacağız. Yani dop doluyuz efendim. Ben şu tarafa doğru bir geçeyim bakayım. Görün bakalım neler var. Nergis zamanı başlıyor. Sesi, tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllere taht kuran usta yorumcu Linet geliyor. Linet, samimi sohbeti, muhteşem sesi ve sürprizlerle Nergis zamanında. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Beyaz Perde'de seyircisiyle buluşan Can Dostlar filminin çocuk yıldızları Nergis Kumbasar'a konuk oluyor. Un topumuzu patlatırsam biz de gider yeni topu. Anadolu lezzetleri görsel şölene dönüşüyor. Usta eller Nergis zamanı mutfağında meşhur Diyarbakır tava yapıyor. Sıra dışı tarifleriyle ünlü şef Özlem Mekin kış aylarının vazgeçilmezi olacak bozalı ıslak kek tarifini sakın kaçırmayın. Türkiye'nin cilt haritasını çıkaran araştırmacı girişimci Balasu Dundaralp kozmetik ve cilt sağlığı ile ilgili bilinmeyenleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Geceleri karanlığa hiç sığındın mı? Çaresizce anılara hiç sarıldın mı? Ortasından hiç kırıldın mı? Duvarlarla konuşmayı bilir misin sen? Artık bir damla su olsa içme elinde. Kırık bir kalp makamı kafeste bir kuş gibiyim, bilir misin sen? Acıların durağında hiç ağladın mı? Bir mahkumun duvarında gün sayıldın mı? Aşkın soğuk kollarını bilir misin sen? Artık bir damla su olsan içmem elinden. Kırık bir kalp makamından yanıyorum ben. Maviliği küs bıraktım, siyaha tutsak kafeste bir kuş gibiyim,
misin sen? Bilir misin sen? Bilir misin? Canım. Ya bu nasıl bir güzellik Allah'ım. Gerçekten bak şurada. Teşekkür ederim. Gerçekten. Şarkıyı söylüyorsun hepsini. Ay ne kadar güzel, ne kadar. Çok güzelsin. Teşekkür Gel, ederim. Otur hayatım. Sağ olun. Hemen. Çok mersi. Çok çok iyi gördüm seni. Vallahi sabah sabah sizin için. Ay canımsın. Hazırlandık, geldik. Canımsın. Güzel seyircilerimiz için. Çok teşekkür ediyoruz. Senin zarafetin, güzelliğin Ay, canım için. Benim. Canım benim. Şimdi Linet sen o kadar erken yaşta, çok ufaktın sen İstanbul'a gelip şarkı. Evet. Değil mi? Yani o dönemler. Seni çok iyi hatırlıyorum. Böyle annenle programlara Doğru. daha çok gidiyordun. Doğru. Böyle o zamandan beri o sıcaklığın, samimiyetin aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Teşekkür uzaktan ederim. Da böyle takip ettiğim, çok sevdiğim bir sanatçısın. Sonra bir dönem böyle bir ara verdin. Doğru. Ne yaptın o sıralarda? O sıralarda bir dinleneyim dedim, yurt dışına gittim. Yurt dışındaki konserlere devam ettim. Bir iş yapmaya çalıştım. Ticaret bana uygun değil, şarkı söyle dedi bana Allah. Ya doğuştan beri lütfen. Ama bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani bazen böyle bende de oluyor, hepimizde oluyor. Bir şeyler oluyor hayatında, bir küstürüyor seni bir piyasa, bir şeyler oluyor. Fakat o başka bir şey. O senin içinde varsa yine seni doğru zamanda geliyor, buluyor. Buluyor. Kesinlikle. Burcu ne? Balık. Aa, bir de duygusalsın tabii. Tabii çok kaderciyim bir de. Her şeyi oluruna bırakırım. Hep şükrederim. Çok doğru bir her şey. Her şey zamanında olacağına inanırım. Onun Aynen. için herkes zamanında Allah'ın izniyle layık olduğu yere zaten geliyor. Çok hani doğru. bizim iç dünyamız, kişiliğimiz geliştikten sonra Rabbim onu zaten size nasip ediyor. Ay, o kadar doğru bir şey söyledin ki. Biz yine çabamızı sarf ediyoruz tabii. Ama o yeri geldiğinde zaten en güzel şekilde de sen o çabanı sarf ederken geliyor. Saniyede. Hiç çok, anlamadığınız çok zamanda çok bunun doğru. ne yaşla alakası var ne bir şeyle. Nice Hollywood yıldızlarını görüyoruz hep 30'undan 40'ından sonra meşhur olanlar. Bu gerçekten Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin zamanında. Çok doğru. Gerçekten çok ben doğru. buna çok İnşallah. İnanıyorum. Amin. Bu arada ama bir şey söyleyeceğim. Biz yine de bir tiyolar istiyoruz senden yani. Çünkü gerçekten çok iyi gördüm seni. Çok Teşekkür çok güzelsin. Ederim. Çok epeydir zaten formun çok iyi. Fakat fizik olarak, bütün olarak çok güzelsin. Var mı tiyolarım? Biraz paylaş bizimle. Vallahi size şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz dünyada artık anoreksiya ve 34 beden, sıfır beden bitti. Şu anki bu yüzümün güzelliği gerçekten ve vücudumun bu kadar güzel durmasının tek sebebi 3 kilo alma. Bak. Ne kadar önemli değil mi? Evet. Yani işin cılkını çıkarmayalım. Evet. Tamam zayıfladıktan sonra o güzel o tatlı dolgunluğu yakalamak için de üstüne biraz kilo almamız gerekiyor. Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun. Hani kupkuruydum 50 kiloya kadar düştüğümü biliyorum. Sıfır beden gezdiğimi biliyorum. Tamam elim sürekli üstümde hiçbir zaman çünkü hep bir korkuyla aman fazla olmasın. Tabii. Çünkü bunun dengesini sağlamak. Çok zor. Küçük kilolarda daha da zor. Çok doğru. 2-3 kilo. 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo verdim ben. Tabii. Yani onlarda biraz daha kolay. Çünkü bir hırsla başlıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Aynen. Ama küçük kilolarda çok daha zor. Sizin gibi herkes, etrafımdaki herkes ne yaptın? 3 kilo aldım. Tamam. Bu çok doğru bir şey gerçekten çünkü o böyle artık iyice avurtlarımızın çöküp de hastalıklı gezmek evet. o da Seni hoş de değil. Seni de çok güzel gördüm. Çok Sen teşekkür ederim. Sen de bana tüyo ver. Çok mersi. Benim valla biraz sıkıntılardan oldu sonra üstüne doğru. yattım onun. Hmm. Ondan sonra da işte böyle idare ediyorum Canım şekerim. Benim. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama sen pilates de yapıyorsun. Evet spor yapıyorum. Ne kadar zamandır yapıyorsun vallahi, çünkü bunun faydası. Evet, çünkü çok. Etin sıkı kollar falan Hı-hı. çok iyi. Ya. Gerçi çok gençsin daha. Teşekkür ederim. Öyle görünmek tabii ki hem kiloya hem de spora borçluyum. Yaş artık bir sayı oldu hayatımızda hepimizin. Tabii ki. Güzel olmak, fit olmak bizim elimizde. Bunun için çabalamak çok tabii ki estetik de çok önemli ama her şey estetik değil. Doğru. Bizim de çabalamamız gerekiyor. Tabii ki pilates hayatımın en doğru değil son... Mi?
6-7 aydır Muzaffer Alemdar'la çalışıyorum. Selam söyleyelim Muzaffer Hoca'ya da burada. Aynen öyle. Çünkü ilk defa Pilates'i bu şekilde tanıdım sayesinde. Çok iyi bir İçimi esnetiyor, içimi sıkılaştırıyor. İç organlarım sıkılaştığını hissediyorum çok resmen. Çok benim biraz belde problemlerim var. Hepsini... Aman ne güzel. Rot balans yapıyor bana. Aman her ne güzel. Aman ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ufak tefek abi. Dokunuşlarım var. Mesela ben tabii botoks ki. Gibi botoks şeyler, bu tip şeylerim var. 26 yaşımdan başka var beri. Mı tiyoları? 26 yaşından beri botoks yapıyorum. Çünkü şarkı söylediğim zaman şu kaşaram sürekli tabii, sinirli bir... Mimik evet, fazla kullan. O da lazım tabii, tabii ki ama tabii. Şu kaşarası... Beni rahatsız ediyordu. Hı-hı. Hep onu yapıyorum. Hı-hı. Tabii yaş ilerledikçe şu kenarlara da bir dokunuşlar tabii, yapıyoruz. Tabii. Kaz ayakları küçük derken. Küçük şeyler tabii, güzel oluyor. Abartılmadığı zaman sen de evet. Onu çok beğendim zaten. Bazen insanlara bakıyorum o kadar abartınca... kendine çok, benzemiyorsunuz aynen, artık. Kendin gibi olmuyorsun. Yani seni çok çok iyi gördüğüm teşekkür için ederim. Gerçekten. Bu arada şarkın çok güzel. Kırmızı. O yüzden mi kırmızı giyindin? Yok. Ama sen şu şarkıyı söyleyebilirim. Öyle bir konsept mi? Ne yapıyorsun şimdi son zamanlarda? Güzel yeni çalışman var. Bu çalışmayla beraber neler yapıyorsun? Şimdi çalışmalar birikti açıkçası. Evet. Hem yorum farkı 3 bekleniyor. Bir sene oldu işte Bilir Misin albümü evet. Yeni şarkılar. Şimdi evet. Yorum farkı 3 bekleniyor ona başladık. Bunun yanında birçok proje birikti. Mesela Perşembe günü Avlu dizisinde Aldırma Gönül şarkısını okudum. Hem teşekkür ederim. Yani gerçekten küçüklüğümden beri en severek okuduğum bir şarkıdır o. Çünkü ben o şarkıyı annemden dinleyerek büyüdüm. Ha, tabii. Önce, annen de çok kıymetli. Çok ağladı. Yani yorumu yolladım. Çok ağladı, çok beğendi. Perşembe günü Avlu dizisinde bu şarkımız olacak. İşte projeler var biliyorsunuz. İşte Yıldırım Gürses, Atilla Özdemiroğlu. Çok önemli, çok özel isimlerle tabii ki projelerinde, tribütlerinde bulunmaya gayret ediyoruz. İnşallah. Avlu'daki şarkıyı biraz mırıldan bize o zaman. Aldım. Sevinirim. Var mı mikrofon? Mikrofon alayım. Telefonum yok ama. Telefonum burada mı? Do, sizden do çıkmıyor mu? Gelmedi ses. Geliyor mu? Ses. Eko. Yok ama. Yok çok mu? Az. Söy. Ah. Ama daha çok istiyorum volüm. Biraz duymam daha lazım. Olalım bebeğim. Var mı? Başın önü. Eğilmesi aldırma gönül aldırma başın önü eğilmesi boş ver aldırma. Ya bu nasıl bir ses? Teşekkür ederim. Ya vallahi tüylerim diken diken oldu. Sen bütün ekstraları sen kapmalısın. Ben menajer olup bütün ekstralara canım, seni gönderdim. Çok şükür. İşlerimiz gerçekten senin çok ekstraların güzel. Çok var zaten biliyorum. Evet. Çünkü canlı istiyorlar. İnsanlar artık aynen. Bıktı. Her şeyin bilincinde. Sosyal medyayı
Doğru kullandığınız zaman gerçekten hayatımızda çok büyük bir etkisi var. Çok artık doğru. Kimseye güvenerek değil, sadece size güvenerek biz varız. Çok doğru. Çünkü insanlar sizi zaten yüceltiyor. Linetciğim, bence çok doğru zamanda doğru bir şekilde bir hani geri dönüş yaptın, biliyor evet, musun? Çok şükür. Yani o kadar zamanında ve doğru oldu ki her ki şey. Siz biliyorsunuz. İnşallah çok 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 daha iyi olacak İnşallah. Her şey senin için. Zaten çok iyi. Bu arada şeyi biliyorum, sen böyle Burç işte albüm çıkarken zaman böyle ayarlamalar evet. da yapıyorsun değil mi? Numoloji. Ben de öyle bir tipim de yapıyor musun senin hala? Senin burcun neydi? Ben ikizler. Yükselenim yay. Benim ay burcum yay. Öyle mi? Yükselenim balığa balıkım ben. Oo, ama ikizlerle çok çok iyi anlaşıyorum. Ben balığı çok severim. Çok arkadaşım var balık. Karşıya duruyoruz Aynen. zaten şeyde. Aynen. Haritada. Aynen. Biz daha çok duygusal tarafı, siz daha çok mantık tarafını Aynen. yürütüyorsunuz. Aynen. Ama değişkeniz, yapacak bir şey yok. Çok doğru. Çok doğru. Değişken iki değişkeniz. Tane. Değişkeniz. Numeroloji çok uzmanlık alanı uzmanlık diyebilirim. Alanı. Yani 15 yıl önce eğitimini almıştım İsrail'de. Aa, çok güzel. Ve Türkiye'de artık yeni yeni bu numeroloji olayları tercüme edildi ve Türkiye'de de bilgisini alabiliyoruz artık. Sayılarla alakalı kişilik analizi doğum gününe göre işte evimiz hep sayıyla olduğu evet, için her evet. şeyimiz sayıyla. Evet. Onun enerjisi işte o sayıların enerjisi çok önemli. Bu da enteresan önemli. Bir şey. Şimdi dün bizde Dinçer Güner vardı. Aa canım beni çok Burçları severim. Burçları konuştuk. Muhakkak tanıştığını düşünüyorum zaten. Dünkü Balık Burcu'nun hadi bir şey yapalım. İzleyelim. Yapalım vardır. Bak ekrana verdik. Aşkta 3 yıldız, parada 2 yıldız. Sağlıkta bu aralar dikkat etsin dediler sağlığına. Evet söylüyorlar. Sağlığa dikkat edin. Ben de Aşkın Şengün'le çalışıyorum, astroloğum. Evet. Muhakkak o da evet, misafir evet, edin çok evet, mutlu inşallah, kalırsınız. İnşallah tabii ki. Haritamı her ay mütemaden Oo. Yapar ve hazırlar gönderir. Ha sen tamam tabii, bayağı tabii. çok profesyonel. Önemli. Çok yani güzel. Bizim projelerimiz her şeyimiz gerçekten tabii bunlara göre mi yaşıyorsunuz falan ama o da önemli. Gerçekten de çıkıyor. Doğru bir şey. Şimdi yeni Amerika'yı keşfetmedik. Asırlardan beri var aynen, olan bir şey astroloji. Aynen. Ben çok inanıyorum ama tabii güvenli yerlerden tabii bunu ki. Şimdi burada da her gerekiyor. Zaman olduğu gibi böyle bir kirlenme oluyor. Ama doğru abi, isimlere gitmek lazım. Çünkü ben şeyi sen de biliyorum yani albüm çıkışında bile ona tabii. tarihlere özel dikkat ettiğini. Bence doğru bir şey. En azından ne var biliyor musun? İçin rahat oluyor. Tabii. Yani böyle daha da bir başka bir enerji ve şevkle her şeye başlıyorsun. Birçok sanatçı arkadaşıma bile bu yıl albüm çıkarmayayım demişliğim vardır. Biraz bekleyin. Bak. Yani, tabii. Ne güzel. Tabii. Sen bir de numerolojiyle yapıyorum. Ben tamam Mevcut. Sana soracağım o zaman. Tamam söz yapacağım size de. Peki şimdi kilo falan dedik. Kilon şahane, çok kıskandım. Hemen seni yedirip şişmanlatmam lazım. Mutfağa gidelim mi? Çok güzel kokular hemen. Geliyor. Hadi gel. Ay hiç sevmediğim şeyler bunlar. Hiç sevmeyiz. Kolay gelsin ama usta. Ama biz sizi çok seviyoruz. Sağ ol Özlem. Seviyoruz ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım benim gel. Sizi şöyle alalım. Şimdi Ay, bizim burada Ercan evet. ustamız var. Ercan ustacığım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bize şahane bir Diyarbakır tavası yapacak. Evet. Değil mi? Ondan sonra ben artık topu size atıyorum. Lineç'cim istediğin soruları sor ama Sorun bak mu? Şimdi önce neler var bir görelim şöyle. Evet. İsterseniz hepsini sayayım. Hepsini evet. ezbere biliyorum. Ay, benim gibi. Aynen aynen. Hayatınız say güzelim benzer. Say o zaman. Hadi say bakalım. İçli köfte haşlama. Süryani içli köfte. Ama evet. bak bunu hiç yememiştim. Yoğurdu evet. oluyor Süryani, Mardin usulü. Orada biraz daha köfte. Büyük yapıyorlar. Yoğurdu üstüne dökerek yiyorlar. Ana yemek gibi. Biz ara sıcak yaptık. Biraz daha ufak. Mis. Ha, güzel. Mumbar. Mumbar dolması, Diyarbakır, Mardin, Siirt. Ama Diyarbakır'ın hası, evet. tavası var tabii. Saç Şimdi tava var. Evet. Kaburga dolmamız var. Of. Ay şu çiğ köfte çok güzel ya. Çiğ köfte var. Sonra bunu... Biz bir hallederiz. Gavurda. Evet, biz... Bostana salatası. Ha gavurda değil o. Değil. Tebule bu salatası var. Tabule. O bostana. Bu tabule. Tabule. Evet. Çok severim. Evet. Tabuleyi bilirsiniz. Biliriz. Bu bostan. Bostana.
Bostane. 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 Bostana'da derler. Evet. Ha, öyle Bostane mi? Ve Bostane. O Toskana'da oluyor. Biz direkt oradan bir tane. Şivesini değiştiriyor. Evet. Çok şeker. Evet, bir de geldiğimizde İstanbul'a gelince Bostane oluyor. Ha, ama tencerede Bostana. Bir şey var. O burada bir sürprizimiz var. Tatlayacağız size. İşte. Kokutalı. Lahana sarmak. Etli. Ama bu güzel. Bize uyar. Uyar. Ya. Kesinlikle. Uyar. Şimdi o zaman tamam, hemen. Kilo yapmaz bu. Pirinçle mi? Yapma. Bulgurla mı? Bulgur pirinç karışık. Ha. İşte bulgurlu olması çok. Bulgurlu mu? Limonlu mu? Limon yok. Etli bu zaten. Ay çok güzel değil. Kokuyor ya. Şey, mesela şey koyuluyor mu içine? Sumak. Tabii tabii. Ha, değil mi? İşte o ekşisini ekşili. Veriyor. Tabii. Ekşi var. Ekşili. Haydi, ay ne yapayım? Annem de bize çok öğretti yani. Çok güzel kokuyor. Mutfak seviyorum. Sen yapıyorsun. Allah'tan önce şarkıyı söyledim. Ay canım benim. Doğru diyorsun. Ama ben bunu hak ettim. Kesinlikle hak ettim. Kesinlikle. Evet usta, bu arada ne yapalım biliyor musunuz Nergis abla? Siz böyle yerken ustacığım anlat bakalım bize. Çok sıcak. Biz evlerimizde Diyarbakır tavayı nasıl yapacağız? Diyarbakır tavayı bir kere eti alırken dikkat edeceğiz. Şimdi tencerede yapılır mı Diyarbakır tava? Tencerede kavurma gibi olur. Bizim en büyük özelliğimiz... Yani şöyle bir şey var. Saç kavurma mı? Tava bile Diyarbakır'dan geliyor. Yani. Heh, o önemli. Evet. Tavamın tava ince olması lazım. İnce olması gerekiyor. Çünkü mesela insanlar zannediyor ki et önceden haşlanıyor, ondan sonra tavaya konuluyor. Öyle bir şey yok. Direkt çiğ eti tavaya atıyoruz, öyle pişiriyoruz. Tamam, hadi o zaman sen yağını koy. Tereyağımızdan yapıyoruz. Evet, tava ince olacak. Evet. Tereyağını koyuyoruz. Evet. Şimdi tavanın bir de kızgın olması lazım. Evet. Bu, usta. Bu da önemli bir detay. Hanımlar evlerinizde yaparken mutlaka buna önem gösterin. Bir tavanızın gerçekten ustamın dediği gibi ince olması lazım. Diyarbakır tava gerçekten tava dolur ve tavayla da sofraya gelir. Doğru muyum ustacığım? Doğru. Tavayla beraber sofraya evet, gelir. Evet. Bayram yemeğidir. Özel düğün dernek yemeğidir değil mi aynı aynen zamanda öyle. Diyarbakır tava? Yani bu bir kültürdür, medeniyettir evet. Bence. Bu yemekler Türkiye'de çok uygulanması gereken çok yemekler. Çok önemli. Çünkü zaten Türkiye'de bütün medeniyetler o kadar güzel evet. Bir arada ki ve tabii ki bu da mutfağa da yansıdığı için lezzetler de sonsuz ve çok güzel. Ve bir künefeyi her şehirde farklı bir şekilde de yiyebiliyoruz evet. Değil mi mesela? Aynen. Ne kadar etin var ustacığım orada? Biraz anlat burada, bize. Normalde porsiyona 180-200 gram et koyuyoruz. Evet. Ama ben canla biraz fazla bilir. Aldım. 2-3 porsiyon yaptım. Göre. Evet, bize porsiyon göre yaptım. Porsiyon ama biz az yiyen bayanlar aynen. Olarak. Evet, tadımlık. Tadımlık. Tuzlu mu tereyağı? Ha. Tereyağı tuzlu. Bu yayık tereyağı biz Malatya'dan getiriyoruz bunu. Evet. Zaten ya. Beyaz olduğundan evet, değil mi? Evet. Anlaşılıyor aslında bakarsanız. Özler, Zinet'in sorularından bile mutfakla ilgili olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Gerçekten. Bir gün bence mutfağı da almalıyız. Güzel yemek yaparsın diye çok, düşünüyorum. Bak, çok tabii çok çünkü severim. Çünkü soruları o kadar güzel soruyor net. Ki yani hani hiç mutfakla evet. ilgisi olmayanlar daha farklı sorular sorarlar. Zinet belli çok iyi biliyor bu işi. Seviyorum evet. Ama. Ay ne güzel, ben de misafir severim. Misafir ağırlamayı, yedirmeyi, içirmeyi, yemek yapmayı çok seviyorum. Benim terapim. O yorgunluktan meditasyon sonra evet, aynen, hemen doğru. Mutfağa girerim. Mutfak güzeldir gerçekten. Güzeldir. İnsanı, ben böyle mutfakta şeyi de severim. Bilmiyorum sever misin sen? Mutfakta aile sohbet etsin evet. Orada muhabbet edelim. O sıcaklık yemekler evet. Pişsin. Küçücük severim yerim yani. Bile olsa orada aynen. Muhabbet bir başka olur. Pişirip, bir tarafta pişirip güzel yemek hangisi? Değil mi? Uydurma yemek. Uydurma evde bak. Ne varsa. Tabii. Hiç o şu bu liste falan hiç yok. Gitmem. Aklıma ne geliyorsa o gün evde ne varsa ona göre pişiririm. Peki izliyor musun bizi Linnet'ciğim? Gerçek aşkçı işte evet. Değil mi? Gerçek İzliyor aşkçı. Musun bizi İzliyorum tabii ki. Tabii peki, ki izliyorum. Ay, canım benim işte. Aşkımı izlemez ah, miyim? Canım benim. İçim açılıyor onu bizim gördüğüm zaman. Bizim Linnet'le böyle bir yurt dışında bir gün karşılaştık. O kadar zarif ki yani canım benim. Sonra ertesi gün beni ve Yasmin'i yemeğe davet etti ama ben... Dizi'den tatil için gitmiştim. Kardeşim ertesi gün bizim Barış hastalanmış. Yavrum benim. O hastalanınca benim çekimlerimi öne aldılar. Ben bir gün hani tam böyle jet sosyete vardı ya bir günlüğüne Roma'daydım gibi. Ben dönmek zorunda kaldım ve o burada yiyoruz aşkım. Şimdi burada yiyor. Kısmet aynen. Bugüneymiş aynen tatlım. Aynen öyle. Şimdi o zaman ustacığım, şimdi ne yapıyoruz? Önce tavada güzel tereyağımızı kızdırıyoruz. Kızdırıyoruz. Arkasından etimiz suyunu atıyoruz. Bırakıyor. Sonra çekmesini birazcık aynen, bekleyeceğiz birazcık değil bekliyoruz. Mi? Ondan sonra biraz sonra biberlerimizi atacağız. Sivri tamam biberleri. Neler atmaya başlayacağız şimdi sırasıyla? Sivri şimdi sırasıyla atacağız. Biber atacağız. Hı-hı. Sivrim yok bu mu? Bu. Yok, köy biberi. Aa, köy biberi. Tamam şimdi orada bak, ince güzel. İnce kesilmiş. Evet. Ya bu da köy biberi. Doğranması da önemli evet. Çünkü. Artık köy biberi satılıyor vallahi ben evet, o köy evet. Biberi alıyorum. Çok güzel. Evet. Hani
Pazardan zaten. Ama bu aralar bu aralar birazcık sebzelere zam geldi bu hafta. Birazcık değil, bayağı bir tuzlu. Bayağı bir tuzlu. O yüzden domates yemiyoruz zaten. Artık inar ya. Bir şey söyle ama zaten kışın çok fazla da domates de tüketmiyoruz. Gerçekten. Yani işte şimdi bu tarifimizi de tabii yapıyoruz ama bizim etimiz ne etiydi? Kuzu eti. Kuzu. Evet, kuzunun kuzu, but tamam. kısmından çıkarıyoruz. Bu et geldiği zaman ama şöyle yapıyorum ben. Bütün kuzu aldığım için hı-hı. soğuk hava deposundan asıyoruz. Hı-hı. O et hı-hı. bir 3-4 gün dinleniyor orada. Hı-hı. Çekiyor kendisini. Bak. Çok ya önemli. Şimdi bu çok yumuşaktır. Bazı mesela insanlar yediği zaman yumuşaklığından ciğer mi bu diyor. Peki hmm. usta biz de o zaman evlerimizde bu eti aldığımızda dinlendirelim mi buzdolabında? Sence oluyor mu? Söyle. Sadece. Evde şimdi. Olmaz. Peki. Yani çünkü kasapta aldığınızda doğranmış olarak alacaksınız. Ha. Evde onu dinlendirme şansı yok. Parça olarak dinlendiriyorsunuz. Bütün olarak, bütün olarak dinlendiriyorum ben. O da dinlendirmek ne anlama geliyor? Aslına bakarsanız hayvanın birazcık daha böyle rahatlamasını sağlıyorsunuz. Evet. Sinirlerinin daha böyle gergin olmamasını, gevşemesini sağlıyorsunuz. Aynen. Bütün olduğunda. Bir de tabii sevgili Net ve Nergis ablacığım. Evet. Siz zannediyor musunuz ki bu tava şimdi Diyarbakır tavası oldu? Oldu mu sizce? Henüz değil. Daha olmadı. Ben şimdi o sırrı ki. Vermez daha miyim? Olacak. O sırrı vermez. Hayır. Özler. En başında bizi böyle güzel güzel yağımızı koyuyoruz, etimizi koyuyoruz dedi Ercan Usta. Durdu. Sağ olsun. Evet ustacığım. Bunun bir sırrı var. Şimdi bunun bir sırrı var aslında ama. Şeklini bir söyle Ercan bize. Ercan Usta hala söyleyemiyor bize. Neymiş? Hani şöyle söyleyeyim size. Hani böyle gidersiniz böyle tavacılara yemeğe gittiğiniz zaman hep böyle ekmek banarsınız. Evet. Ama inanılmaz bir koku gelir. Evet. O kokunun bir sırrı var aslında. O sırrı hadi Ercan Usta senden siz söyleyin isterseniz. Madem açtınız. Tamam peki ben söylüyorum. Söyle hayatım. Efendim biz şimdi tereyağı koyduk ya güzelce üzerinden konuştuk. Aslında bunun gerçeği tereyağdan olmaz. Diyarbakır tavayı hanımlar mümkünse kuyruk yağınızı alacaksınız. Kuyruk yağını tavaya güzel şöyle süreceksiniz. Ve en önemli özelliği de tavanın her yerine o kuyruk yağı değecek. Bakın tavanın özelliği ince olması, tavanın özelliği değil mi usta? Evet. Bak şimdi onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz bu sevgili ustalarımız? Kuyruk yağını alıyorlar böyle harlı bir ateş düşünün. O böyle yine elektrikli ocaklarda değil, o böyle gazlı bol ocaklarda alevli bol alevli olacak. Evet. Bunlar hep önemli detaylar Diyarbakır tavada. Sonra kızdırdık onu böyle. Evet. Kuyruk yağını aldık, attık içine. Sonra onu çeviriyorlar böyle tavayı döndüre döndüre değil mi ustacığım? Kuyruk yağı erimiş olacak, ondan sonra etini atacağız. Bundan ustam. Peki bir şey söyleyeceğim ama yine tereyağı koyuyor musun? Hayır, o zaman artık kuyruk yağı yok. Tamamıyla kuyruk yağıyla alakalı. Sen elini değme ama ustacığım plastik şey. Bak hemen dedim. Çünkü yapışır bir anda yanar. Çünkü kızdırıyoruz ya. Evet. Sen bu arada hangi yörelerin yemeklerini seviyorsun Linet en fazla? Vallahi ben gerçekten gezelim, şarkı söyleyelim, yiyelim modundayım. Ay, tam benim kafa. Vallahi bayılırım. Gittim. Bu kafayı seviyorum ben de. Ayak gittim her yerde. Buranın nesi meşhur? Ay en sevdiğim şey. En iyi restoran neresi? Hemen gider keşfederim. Halk restoranlarına çok giderim. Ay be, ev yemekleri yapı. Esnaf. En sevdiğim. Esnaf, esnaf en güzeli. Tabii canım. Tabii. Samsun'dan geliyorum kasaplara. Oradan Giresun'a gittim. Oradan Trabzon'a gittim. Her yerin yerel yemeklerini çok merak eder ve keşfederim. Giresun pidesi yedin mi şekerim? Tabii canım. Ay, fena. Giresun, daha yeni geldik. Samsun, Bafra. Allah'ın Samsun'dan gelmişsiniz. Pide yemeden dönmemişsiniz. Yok zaten. Samsun'da yemedim. Giresun'da yedim. Giresun çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun. Böyle bir şey yok. Çok doğru. Giresun çıkamıyorsun. Çok güzeldi. Ay, çok lezzetliydi. Bence sizin damak zevkinize hitap eden de Güneydoğu mutfağı. Tabii. Antakya. İçli köfte görünce biraz. Ya her yerin güzel. Hepsinin kendine göre güzel. Ege'ye gidiyorsun otlar, otlu börekler. Aynen. Her şey güzel i̇şte yani. İşte onu da her yedik. Yemek olarak yedik. Bizim ülkemizde öyle geniş bir kültür var ki. Aynen. Ama onu çok iyi kullanmamız lazım. Aynen. Mesela aynen. Türkiye'deki ben yemek kullandığım zaman bütün Türkiye'de yetişen ürünlerle yapıyorum. Tabii. Özlem Hanım bunu iyi biliyor. özellikle yöresele dikkat ediyorum. Bir kahvaltı vereceksem yerinden getiriyorum malzemeyi. Reçel yapacaksam dükkanımda yapıyorum. Çok önemli. Poğaça börek yapacaksam dükkanımda yapıyorum. Dışarıdan almıyorum. Şimdi ben de bu arada çiğ köfteye dayanamadım. Sen oradan mı bir şey alıyordun? Ben de buradan ki, alıyorum. Bunu da balkabağ çorbasında yapıyorlar. Hangi yöre yapıyor onu?
İçli Urfa köfte. Mı? İçli köfte. İçli köfte, haşlama içli köfte. Bu aynı tarzda. Şimdi bu, bal kabağı evet, çorbasında. Değişik değişik yapılıyor. Mi? Bu Süryani tarzını Malatya yapıyor. Diyarbakır biraz daha farklı yapıyor. Evet, Siirt başka. Büyük daha ihtimalle kabağı Siirt Urfa yapıyor. Urfa başka. Urfa da ayrı. Hepsi ayrı. Evet, hepsi ayrı. Ayrı. Her yerde ama, yiyorum bunu. Ama lineçim. Köfte yıkılıyor. Lineçim sana tavsiye ederim. Etli. Bu etli. Etli. Çiğ köfte etli. Etli mi? Çok evet evet. Etli. Yıkılıyor. Ve kendim için değil tamamen sizin için. Kendimi feda ediyorum şu an. Size de ağır veriyoruz yani çok güzel. Ana. Gerçekten çok güzel. Ama lineçim biz her gün yöresel mutfak yapıyoruz mutfağımızda. Her gün geliyorum o zaman. Evet. Canın çektikçe lütfen bizim yanımıza. Ay gel vallahi. Vallahi gelirim. Vallahi bayılırım. Gel. Her işten sonra ben Kıbrıs'ta çok sahne alıyorum. Orada da keşfediyorum. Orada da restoranları, yerleri muazzam yerler var. Evet inanılmaz güzel. Lineçim orada tepede bir yerde şahane bir lokanta var. Aslında Kıbrıs hani... Çok güzel bir yer. Bizimkiler biraz işte hani şeye gidiyor millet. Hı hı. Biraz daha başka bir şeylere falan ama. Neye gidiyorlarsa muhakkak onun yanında yemeği keşfetsinler. Hı. Güzel lokantaları keşfetsinler. Çok Kıbrıs güzel. Şahane bir yer yani. Bella Pais var. Karmi köyü var. O bölge var. Ne güzel. Çok güzel bir bölge. Muazzam. Gerçekten. Ay Bella Pais. Harika. Hastayım o değil bölgeye. Mi? Çok güzel her lokantalar var. Gezer misin? Hep. Aynen. Gezeriz. Evet. Kıvamına geldi. Heh. Evet ustacığım. Biberden sonra domatesimizi attık. İsteyen pul biberi atabilir, isteyen atmayabilir. At usta. Ben attım pul biberi. At ya. Acıların çocuğu. Evet. Evet. At. At. Tava dediğin acı olur bence. Evet. Bence de. Yalnız bu nasıl bir peki, görüntü? Peki ben bir şey soracağım. Nergis abla, Linet'e. Bu gerçekten acı sesi açıyor mu? Bilmiyorum vallahi. Hep diyorlar ya acıyım. Böyle pul biber yersen sesin açılır. Falan. Bilmiyorum ama inanılmaz tüketiyorum ben acı. Bak ben de severim acı çok severim. Yani, ama çok. Senin sesin zaten kardeşim. Yani, bir şey diyeceğim. Linet'in sesinin kapalısı zaten açık yani. Anlatabiliyor muyum yani? Linet'in sesi başka bir ses. Çok gerçekten. Tavamız hazır. Nazardan saklasın. Bunu çatalla veya kaşıkla değil. Ekmeği bandırarak yiyeceğiz. Aynen ekmeğimiz şimdi. De var. Bir tadına bakın. Şurada istersen. Hemen. Hadi bakalım. Hemen şimdi ben şimdi. Şimdi o zaman hemen tiyoları yine veriyoruz. Yine de bir kaşık bir kere vereyim. Çok ince bir tava olacak. Kuyruk yağını şöyle bir güzel bulayacağız. Böyle. Değil mi? Evet. Evet. Sevgili ustacığım. Buyurunuz. Şöyle nasıl çok buluyoruz yine? Yine de vermiyorum. Şöyle buluyoruz. Ondan sonra. Gel ustacığım. Bandır gel. Bandır ye beni. Buyurunuz. Ayline sen aynı. Ay ben kendime güzel bir yemek arkadaşı buldum bir yerlere gidince. Sıcak sıcak. Ben de şu yemeği böyle yemeği. Böyle sen değil. İbrahim Tatses'ten öğrenmişimdir. Ha. O öyle inir de ben etini merak ediyorum. İbrahim bu sese buradan sevgiler. Canım imparatorum. 97 yılında kulisine giderken işte çiğ köfteler, kebaplar geldi. Çatal bıçak aldım. Az daha dövüyordu beni. Ne yapıyorsun dedi ya. Ne yapacağım? Bandıra bandıra yiyeceksin dedi. Bu böyle yenir. Sizin yemek hocanız sağlam o zaman. Tabii. Ya. Felaket bir şey değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Lütfen etinden alın. Etinin yumuşaklığını mutlaka gör. Aldım zaten. Çok tamam. Önemli o. Okay. Ay çocuklar. Hemen tarifi tekrar verelim. İnsanlar yapsınlar. Çok hadi güzel. Usta bir daha söyle ne yaptın? Çok da kolay. Çok güzel. Saç tava bir kişilik için 180 gram kuzu eti. But kısmından olacak yalnız. Doğranmış alırsınız eve alırsanız. 40 gram domates. 40 gram köy biberi veya sivri biber de kullanabilirsiniz. Yağı, kuyruk yağı alırsanız 25 gram, 30 gram civarı bir kuyruk yağı yaparsınız. İki obezler ya. İsteğe göre de acı atarsınız. Peçete var mı? Tamam, daha ne olsun değil mi? Aynen harika. Öyle. Bu arada yanda neler oluyor neler, ya neler oluyor. Ya. Sürekli tavalar. Biz burada yine de yemek yiyoruz böyle bir attım içime düştü ekmek Allah'ım. Ay mutfak felaket. Et vallahi yerinde durmuyor. Bu arada tabii Nergis abla rejide diyor ki sürekli olarak bu tavayı yerinde bırakın lütfen diyor. Yani biz uyarı aldık ona göre. Nasıl yani biz onu bitirmeden evet, oraya bitirmeden geçer miyiz? Söylemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi reklama gidelim çok ayıp oluyor. Bunu bitirelim ondan evet. Sonra geri dönelim. O rejideki kırmızı karıncalara yok hiçbir şey. Biz yiyoruz bunu. Hadi kısa bir ara sonra birlikteyiz. Beraber. Beyaz Perde'de seyircisiyle buluşan Can Dostlar filminin çocuk yıldızları Nergis Kumbasar'a konuk oluyor. On topumuzu patlatırsa biz de giden yeni topumuz. Sıra dışı tarifleriyle ünlü şef Özden Mekin, kış aylarının vazgeçilmezi olacak bozalı ıslak kek tarifini sakın kaçırmayın.
Türkiye'nin cilt haritasını çıkaran araştırmacı girişimci Balasu Dundaralp, kozmetik ve cilt sağlığı ile ilgili bilinmeyenleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Tek kişilik bir aşk var, kırılmış aynalarda. Seni tanıyan nasıl sensiz kalabilir ki? Seven yürek gitse de gözü arkada kalır. Bir veda senden nasıl güzel olabilir ki? Sil baştan demek kolay, unutmak zor. Bu hayat her zaman bildiğini okuyor. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz be hayat. Bizim neyimiz noksan, ömrümüze ömür kat. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz be hayat. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz be hayat. Bizim neyimiz noksan, ömrümüze ömür kat. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz. Kişilik bir aşk var, kırılmış aynalarda. Seni tanıyan nasıl sensiz kalabilir ki? Seven yürek gitse de gözü arkada kalır. Bir veda senden nasıl güzel olabilir ki? Sil baştan demek kolay, unutmak zor. Bu hayat her zaman bildiğini okuyor. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz be hayat. Bizim neyimiz noksan, ömrümüze ömür kat. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz be hayat. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz be hayat. Bizim neyimiz noksan, ömrümüze ömür kat. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz be hayat. Ah ah! Ay, ağzına sağlık. Ağzına biraz sağlık. Damardan bir sabah oldu size ama. Şahane oldu ya. Çok güzel oldu değil mi? Teşekkürler. Ay çok teşekkür ediyoruz. Bir şey diyeceğim, sen şimdi enerji kaybettin şekerim. Bir değil mi? Şekerim düştü. Aa, gel gel hemen şekerim düştü. Gel senin şekerin düştü. Nergis ablanın evi çok büyük Ninetciğim. Evet. Bir salondan bir mutfağa koyduk. Bak enerji kaybettik yine, hadi. Ben ama, hemen ama orada bırakır mıyım? Tabii. Niye? Çünkü elinin lezzeti değilsin. Kesinlikle. İstiyoruz biz konuklarımızı. Şimdi bugün bozalı kek yapıyoruz. Hazır böyle. Herkes hasta ya genelde. Evet. Boza da çok iyi geliyor biliyorsunuz. Kışın en güzel içeceklerden, en sağlıklı içeceklerden bir tanesi. Bozanın üzerine koyulan o leblebi var ya, onu da unutmadım. Malzeme listemizi hemen ekranın sol köşesinde yapmaya başladığınız gibi göreceksiniz. Oradan da alabilir. Ya da Instagram hesabımızdan Nergis Zaman Star TV'den
tüm malzeme listelerimizi akşam üstüne doğru okuyabilirsiniz ve deneyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz İnerciğim? Bizim 3 tane yumurtamız var. Önce biliyorsun bir keki yaparken önce sıvı malzemelerden başlıyoruz, değil mi? Evet. Evet, o yüzden... Aynen. Ellerinden öper. Şu güzel kırmızı kıyafetinle. Bu toz zencefil. Evet. Toz zencefil de var. Oo. Şöyle. Yalnız güzel olacak ha. Zencefil, toz zencefil var. Zerdeçal kullanıyoruz evet. Bugün. Evet. Başlıyor. Başlıyor. Aynen. Şimdi hemen şuradan evet, kaşığımı da alacağım. Yavaş yavaş artırıyorum. Ama evet yavaş yavaş artırıyorsun. Şimdi tereyağımı da koydum. Yok yok bu Linet profesyonel anacığım. Felaket. Şöyle bir su bardağı toz şeker kullanıyorum ama toz şekeri azaltabilirsiniz tercih size. Sahne tuvaletiyle ben evet. Zaten yapıyorum bu kekleri. Aa, tabii ki yemeklerim. Hani ne kadar güzel değil mi? Şıklığa bak. Giyinmiş, süslenmiş, elinde şey. Herhalde diye böyle. Mikseri. Mikseri. Evet. Şimdi ne yaptık? Yumurtamızı koyduk, tereyağımızı koyduk. Ve güzel bir şekilde onları çırparken şekerimizi de kattık. Birazcık onun şekerin yumuşamasını bekliyorum. Aslına bakarsanız. Bir de diğer tarafta zeytinyağım var. En hem güzel. Tereyağı hem zeytinyağı kullanıyorum. Hı-hı. Aslında tereyağı bu güzel kekin birazcık daha pufidik olmasını sağlayacak. Hı-hı. Ama zeytinyağı ne yapacak biliyor musunuz? Birazcık daha böyle gergin bir hale getirecek. Hı-hı. Bu arada boza bu kadar sağlıklıyken merak ediyorum bakalım nasıl bir kek olacak sence evet. Ne dersin? Ben de üstüne sıçramaz değil mi? Ben de kıyafetim. Hayır ben çok dikkatli bir bayanım. Öyle güzel ki elbisesi çünkü gözüm var elbisesinde ay, nazar değdirmeyeyim. Çok güzel. Ay güzel. Aa bak bak. Gerçekten bu kadar. Ekranda yansıdığı gibi değil mi her şey? Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Ilgili. Kadın mutfağa da yakışıyor. Evet, her sahneye yakışıyor. De yakışıyor. Her yere yapar. Şu haliyle mutfağa da yakışıyor. Ay. Şimdi güzel böyle köpürmeye başladı. Birazcık artık erimeye başladı değil mi Lineciğim? Evet. Bir durdurabilir misin? Bir gösterelim tamam. Hemen izleyicilerimize. Hemen. Bakın şimdi kıvamını görüyorsunuz. Aa, güzel. Bak yine bir boza kıvamı var. Evet yine evet. Bir boza kıvamı var. Evet. Bu şimdi kek hamurumuzun en böyle en alıcı göz alıcı yeri. Bundan evet. Sonrası eleyerek koyduğunuz unla alakalı. Hmm. Şunu da hemen aynı damlattım. Ver. Önemli değil. Şimdi ben artık hallederim. Ne yapıyoruz? Ben hallederim. Şimdi... Şimdi artık ne yapıyoruz? Ben bulaşıkları yıkayıp geliyorum. Şimdi artık Lineciğim. Sen mi? Evet unumuzu biz eledik daha önceden. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı un kullanacağız. Şöyle. En kötüsü de biliyorsun bu mikser çalıştığı zaman aynen. Unun sıçramasıdır etrafa değil mi? Evet. Ama bak. Hemen el lezzetini. Sayın yönetmenim görüyorsun değil mi? Bak elle hemen kapama işlemimiz yapılıyor. Ya. Gerçekten iyi biliyor. Yok. Ablacığım evet. İyi miyim? Esas pastacı burada. Evet. Evet bu arada gerçekten Linet'in ablası da burada inanılmaz güzel. Reklam arasında sohbet ettik. İnanılmaz güzel lezzetler yapıyormuş bu arada. Aa, kendisi mi? De. Aa evet. Bir gün beraber tamam. O şimdi zaman. Galiba ben alayım. Ben alayım dur elbisende vallahi gözüm var. Bir de bir şey olur diye korkuyorum. Bak. Çok güzel elbise değil mi? Ne de yakışmış. Teşekkür ederim. Şimdi birazcık koyu kıvamlı bir hamur oldu. Gördüğünüz evet. Gibi. Zaten amacımız bu çünkü bozayı katacağım. Boza birazcık daha yumuşatacak. Ama bozayı en son koyuyorum. Çünkü unutmayın boza asitik bir ürün. Asitik bir ürün olduğu için kabartma tozuyla aynı anda kullanacağım. Bu kekin daha çok kabarmasını sağlayacak. Hmm. Bunu her zaman yapıyoruz biliyorsunuz. Tuzlarda da sirke mesela koymamız hı-hı. Kıtırlaştırır. Evet. Aynı şekilde bozalı keki de yaparken buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi ne yapıyorum artık? Ne birazcık yapıyorsun? Karıştı. Onun şimdi altına bozalımı... bir şey istiyor musun? Yok. Şimdi tamam. Hemen ben halledeceğim. Tamam. Şöyle yaklaşık 1,5 su bardağı boza kullanıyorum. Ben bozayı birazcık daha arttırdım. Malzeme listemize 1 su bardağı. Sizler tercihinize bırakıyorum aslında. Ona göre bozayı arttırırsanız şayet ne yapacaksınız? Unun miktarını da arttıracaksınız. Şimdi birazcık zerdeçalım var. Zencefil, zerdeçal hiç fark etmez. Ha evet. Zencefil, evet, zerdeçal tamam. Hiç fark etmez. Okay. Bu arada tabii ki kabartma tozu ve vanilya bunları en son koyuyorum. Yine söylüyorum bozadan dolayı. Normal bildiğiniz kek tariflerini unutun. Bugünkü ama kek ilginç farklı bir şey. Bir kek. Zaten zerdeçal da ilginç geldi evet. Yani kulağa değil mi? Hani evet. Zencefil çok kullanıyoruz ya. Zerdeçal da kullandığınızda bozayla inanılmaz yakışıyor. İlginç. Zencefili şimdi... kullanmadık kullanalım. Evet kullanın mutlaka. Ablaya bu arada uyarı gitti. Evet. Bu tariften bu arada abla videoya çekiyor efendim. Bozalı keki akşam mutlaka da yapacağım. Ama yaparız. Yapalım ben de yapacağım. Çok sevdim şimdi, bu tarifi. Evet bozanın vazgeçilmezi tarçını da koydum. Tarçına... Bir kısmını da üstüne kullanacağım. Hmm. Çubuk tarçın varsa çubuk tarçını da tamam. Kullanabilirsiniz. Şimdi çırpmaya devam edeceğim bu arada. Arkasından
180 derecelik fırında önceden yağladığınız kek kalıbınıza döküyorsunuz ve güzel bir şekilde pufidik olarak kabarmasını sağlıyorsunuz. Bu arada keki fazla bekletmemek lazım. Hemen çıkmaya devam edelim. Tamam. Şey, bu arada tabii zaten Linet'in de eli değdiği için Linet harika yapmış olacak. Ve tadına bakacağız efendim. Bakalım ne güzel nasıl bir şey çıkacak. Bu arada ortaya bir püf nokta daha verelim Nergis abla. Hazır bu keki yaparken mutlaka kek kalıbını çevirerek yapmanız çok daha iyidir. Hani normal şartlarda mikseri çok fazla çevirmemenizi tavsiye ediyorum. Tabii. Çünkü sonunda kabartma tozunu koyduğumuz için özellikle hep söyleriz bunu. Dıştan içe doğru mutlaka hamuru karıştırın diye. Linet de kullanırken aynı şekilde yaptı. Evet. Farkında mısın? Aynen öyle. Yine aynı şekilde yaptı. Şey, şeker o yüzden koyduk mu? Koyduk. Evet evet, yumurtalara. Koyduk. Yumurtalarla koyduk birlikte şekeri çırptık. Bu şimdi gördüğünüz güzel gibi. Evet, şöyle dibinden şöyle bir parmak evet alırsın. Şimdi kekin en güzel kısmı Linet. Ben senin yerinde olsam gerçekten bu kekten bir parmak alırım yani. Alalım. Ben bu kekte dolduramayalım. Onu söyledim zaten. Bunu böyle bak yemek şunu lazım. Bozanın bir... Bak şuraya da silemem. Bize de gün doğuyor. Sonra bir şey söyleyeceğim. Gerçekten soruyorum. Bozanın tadının farkı mısınız? Aldım. Aldım. Bozanın tadını aldım. Arttırayım mı bozayı? Yok, aldınız çok değil mi? Full ben bir aldım boza tadı var. Harika oldu. Peki pişince de o boza tadını alacak mısın? Alacaksın. Aynısını alacaksınız. Ay, en sevdiğim kalıp bu. Karışımda evet, bayağı bir boza tadı var arkadaşlar. Yani çok değişik. Ay, ilk defa ben böyle bir şey. Ya yani bozalı kek hayatımda ne yaptım, ne gördüm, ne tattım. Zaten biliyorsun. Zaten özlemci. Bak Linet'in kadını. Linet'i arkada görmüyorsun. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Önceden yağladığımız kalıbımıza evet döküyoruz. Şimdi döküyoruz. Ne yapıyorum? Burada kenarda kalanlar var ya. Evet. Evet, mutfak önünün kirlenmesi lazım. Bugün hiç çalışmadım Halilet. Şimdi mı? Yok, ha, hayır. Tamam. Hiç gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir hamur. Evet. Ve güzel bir şekilde böyle. Ben de bu kek kalıbını severim. Klasik böyle. En güzeli. Hem dilimlemesi evet de rahat. Değil mi? Evde bir tane kek evet olacak. O evin kokusu için çok çok önemli. Ben bayılıyorum. Bir de gelir gelmez önce bir kek. Ay. Çayın böyle yanında en güzel şey değil mi? Güzel kokar değil mi? Tabii. Şimdi şöyle. Çok ya güzeldi boza gerçekten. Bir de farkındaysanız zerdeçalın tadı. Bu arada vallahi ben bozanın varsa tadını aldım ve çok beğendim. Şöyle biliyorsun ben sıyırmadan mümkün tabii, tabii, değil tabii, duramam. Tabii ki. En önemli şey. Peki Linet, başka neler yapıyorsun mutfakta? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Böyle vallahi hamur işi seviyor musun? Bir tane kek biliyorum, onu yapıyorum. Ama şimdi öğrendin ikinci. Şey, bu ikinci keki öğrendim. Demek ki sen yemekçisin. Daha yemek, pastalar, evet, tatlılar abla yapıyor. Abla yapıyor evet. Tamam. O çok güzel yapıyor. Ben kekçiyim. Sen kek severim. Ablayla tarifleştik evet arada. Üç yumurta, hemen üç yumurta ne varsa yapılır. Bir tane kek ama ne yapıyorsun? Onu ayır. Bunu kayır. Ona gelme. Anladım. Ben yemekçiyim. Şey, güzel. Güzel fazı, bir bölüşüm. Ispanak. Abla tatlı. Fazı. Sen tuzlu. Çok güzel. Evet. Evet efendim. Hamur şimdi işi ne yapmıyorum ama. Şimdi gidiyoruz. 180 derecelik fırına gidiyoruz. Önceden ısınmış. Hı. Yaklaşık 30 dakika sonra kekimiz hazırlanmış olacak. Bu kek birazcık daha hızlı pişecek. Yine söylüyorum içinde boza var. O yüzden lütfen sürekli kontrol etmeyi unutmayın. Hadi fırına. Şöyle diye. Tamam. Şöyle evet, bir. Bak ne güzel manken nasıl oldu. Lütfen şöyle. Bu tarafa doğru gidiyor. 30. Ne evet kadar dedin sen? 30 dakika sonra fırından çıkacağız. Tamam. Şahane. İşte daha ne olsun. Çok güzel. Evet, bunu yaptık. Başka bir şey daha yapayım mı size? Hadi gel yine biz koltuğumuza hadi gidelim. Gidin. Gidin siz gidin. Ha, hadi yapalım. Yok yapmaya karar verdik. Yapalım. Hadi yapalım. Kurabiye ama dur yapıyoruz. O zaman hadi bir dakika mutfağımı toplamaya yardım edin. Ama dur ben silerim. Sil hadi. O zaman ben de malzemelerimi çıkarıyorum. Biz o sırada evet ya yapalım. Hadi. Hadi, hadi bir şey daha yaparız hadi belki. Hadi ben de burayı ay ah solistler temizlik yapmaz. Sanatçıma ben temizlik yaptırır mıyım be? Benim hayatım kırmızı maceralıdır. Hem ihtiras hem aşk gibi belalı. Geldi. Yine mi sana muhtacım çaresizlikten? Derdime ortak yok sensiz sevgilim. Yine yıkıldım senin yüzünden. Ağlarım hasretindir benim derdim, kederim. Yine mi sana muhtacım çaresizlikten? Derdime ortak yok sensiz sevgilim. Yine yıkıldım
senin yüzünden. Ağlarım hasretindir benim derdim, kederim. Benim hayatım kırmızı maceralıdır. Hem ihtiras hem aşk gibi belalıdır. Benim hayatım rengarenk ama bir o kadar karanlıktır. Sensizlik acımdır, aşk yardım. Benim hayatım kırmızı maceralıdır. Hem ihtiras hem aşk gibi belalıdır. Benim hayatım rengarenk ama bir o kadar karanlıktır. Sensizlik acımdır, aşk yardımcımdır. Çaresizlikten derdime ortak yok sensiz sevgili. Yine yıkıldım senin yüzünden. Ağlarım hasretindir benim derdim, kederim. Aşk yardımcımdır. Benim hayatım kırmızı maceralıdır. Hem ihtiras hem aşk gibi belalıdır. Benim hayatım rengarenk ama bir o kadar karanlıktır. Sensizlik acımdır, aşk yardımcımdır. İstedik ama ya, kırmızı kaderinize kal kırmızı. Kırmızı da çok kırmızı. Güzel oldu. Gerçekten çok yakıştı. Bir de kırmıyor bizi. Vallahi evet ya, gerçekten. Sağ olun. Ya, ay beni o kadar ben... doyuruyorsunuz, enerjim bitmiyor. Bak hemen iki dakikada ne hemen, yaptık? Evet. Hemen dedim ki ben bugün hazır Diyarbakır'a gittik, Mardin'i konuştuk. Değil mi? Her yeri konuştuk. Evet. Ya Bursa yakına gelelim. Bursa'dan. Memleketim. Evet. Tabii. Muradiye. Evet. Zaten doğru. İşte o yüzden çok Bursa'dan bir sürpriz yapayım istedim. Muradiye çorbası yapıyoruz bugün. Evet, bugün farklı bir çorba. Ne yapıyoruz? Anlat hemen. Şimdi tavuk göğüslerini alıyorsunuz. Yaklaşık iki tane böyle küçücük tavuk göğsünü alın lütfen. İyi bir şekilde onları güzel bir şekilde kavuruyorsunuz. Süper. Minicik bakın doğru. Şöyle küçücük küçücük doğranmış. Evet, minicik küçücük küçücük yani. Doğranmış. Tavuk göğüslerini aldınız, böyle güzel bir zeytinyağıyla ya da tereyağıyla kavuruyorsunuz. Şimdi kavurduktan hemen sonra önce tavuk eti, arkasından sert malzeme, bu güzel çorbayı yapabilmek için hemen arkasından havuçlarımı koyacağım. Küçük, sadece küçük. Burada amaç kavurmak, zaten suyu içine girdiği zaman güzel bir şekilde pişiyor olacak. Harika bir çorba, mutlaka tadına bakıyor olacaksınız. Şimdi ne yapıyorum? Havuçlarımı da böyle güzel kabak bir şekilde koyuyorum. Ay ben de çok severim kabak. Hem de her şey. Hazır şu an herkes grip yeline. Değil mi Nergis abla? Evet. Evet. O yüzden bu çorba çok sağlıklı. Birazcık doğru. Birazcık ya şehriye. Arkadaşlar bir kişi yok ki grip olmasın ya. Herkes hasta. Herkes hasta. Herkes. O yüzden gerçekten çok doğru. Çok, çok besleyici. Sağlıklı çok ve sağlıklı. Gerçekten de inanılmaz vitamin deposu. Evet. Evinizde ve dolabınızda ne varsa sebze olarak hepsini kullanabilirsiniz. Yapın. Bol sarımsak tüketin. Evet, bol sarımsak mı
mutlaka. Valla ben öyle ayaktayım. Doğru. Evet evet tabii. Biliyor musunuz? Severek mi kullanıyorsun? Her türlüsün. Aynen her türlü. Çok iyi. Salatanın sosuna bile koyuyorum sarımsağı. Sarımsak çok önemli. Sarımsak ve bal mutlaka gerçekten güzel bal. Zencefili özellikle mesela rendelittim. Ay çok severim. Üstüne kestane balı dinlendiriyorum. Her sabah akşam çayını içiyorum. Güzel bir şey sıcak söyledi suya. Arkadaşlar. Zencefili rendeleyip üstüne kestane balı dinlendirip her sabah çayı. Çok güzel. Şimdi diğer tarafta diğer bir tavada bu güzel çorbanın en güzel şeylerinden bir tanesi güzel tereyağıyla naneyi böyle yakacaksınız. Hı hı. Bu güzel çorbaya asıl tadını verecek olan şey o. Yani bir yayla çorbası gibi evet. Düşünün siz de lütfen. Of. Bak şimdi bu çıtır çıtır bir de mantıda nasıl da güzel koktu Linet. Değil mi? Çok güzel, güzel oluyor gerçekten. Şimdi güzel havucumu da aynı şekilde kabağımla birlikte kavuruyorum. Burada gördüğünüz gibi. Miktarlarını siz arttırabilirsiniz. Şimdi bir de bu güzel çorbanın meyanesi var tabii ki. İçerisine suyunu koyacağım. Ama birazcık daha kavrulmasını istiyorum. Birazcık ben nesi ateşimi... Var? Meyane. Yani meyhane bildiğimiz meyhane. Yok, meyhane. 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 Ay çok tatlı. Ah çok şeker. Meyhane. Çok şeker. Evet. Meyhane. Ama onu da sana yaptıracağım. Gel işte ilk duyduğunu hemen bunu gel. Öğreteyim bari değil mi? Meyhane. Yaylayı da mı böyle yapılıyor? Ben yaylayı daha bilmiyorum. Çok seviyorum ama. Evet onu da o zaman bir gün yap. Ya Linet sen bize gerçekten hep gel ya. Evet gel yani. Ne tatlı değil mi? Gerçekten. Meyhane dedi ya. Evet meyhane. Meyhane. Meyhaneli derler. Şimdi hemen yoğurtla güzel bir şekilde şöyle bir çırpalım suyumuzu. Sonra unumuzu katacağız. Ve bu çorbanın kıvam almasını sağlayacak asıl madde bu. Bir şey vallahi elbiseye gelecek diye korkuyorum. Yok yok. Gelmez. Yakaladım onu. Gelmez. Bak Linet o kadar iyi başarılı ki bu konuda. Vallahi titretiyorum başarılı bak. Yok, evet. Yok. Bak bir ben bir Didem. Bir ben bir Didem. Aa Didem de gelsin ya. Evet. Ne güzel oldu. Bak Didem bekliyorum ha. Evet, şöyle şimdi, bir şöyle böyle bir kıvıralım. Evet şimdi ne yapıyorum? Yoğurdu koydum, suyunu koydum. Şöyle yaklaşık 3 tane çorba kaşığında da un koydum. İçerisine güzel bir şekilde Linet çırpacak onu. Bu arada ben de diğer taraftan... Çırpınırdı Karadeniz. Vakıf Türk'ün bayrağına, bayrak Türk. Harikasın. Vallahi yaptım. Ben güzel bu suyu alayım, sıcak suyu alayım. Suyu hemen veriyorum. Evet. Usta iyi mi? Aman usta aman harika. Bak, nereden usta geliyorum? Harika. Buradan. Yetti. Tamam şimdi koy suyunu Nergis ablacığım. Tamam buyurun çok efendim. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi artık siz gideceksiniz ya ben mutfağımı toplayacağım. Ben yine şarkılar söyleyeceğim size. Evet zaten onu bekliyoruz pür dikkat bizde. Şimdi biraz o sudan buraya da alacağım. Ne yapıyoruz biliyorsunuz toparlanmaması için biraz daha su. Şimdi sıcak yoksa su biliyorsunuz bir evet. Şimdi sıcaktan soğuğa atarsak. Bu yoğurdu kesmez tamam. Mi? İşte şu anda kesmemesi şimdi için yapıyoruz kesmeyecek zaten. Şimdi kesmeyecek evet. Artık. Yani ikisinin de aynı kıvamda olmasını sağlayacağız. O yüzden de Linet'im, sıcaklığı. Bu arada avlunun tanıtımında senin sesin de var o güzel sesin. Bir tanıtımı şöyle bir izleyelim mi bu arada arkadaşlar? Hadi Perşembe izleyelim. Günü yeni bölüm ya. Evet. En sevdiğim dizi. Hadi izleyelim. Sen bana bakınca ne görüyorsun bilmiyorum ama ben katilim. Deniz. O yüzden benim için üzülme, beni düşünme. Dön hayatına bak. Başın önü eğilmesin. Aldır. Sana söz boncuk. Ağladım duyulmasın. Tabii ki unutmayacağım. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Canım o muhteşem sesinle. İnşallah daha uzun yıllar bizi o güzel sesinden mahrum İnşallah. Etmezsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şeref verdin, mutluluk verdin ama bir şarkıyla seni değil mi? Tamam. Evet. Çok mutlu çok oluruz. Çok mutlu ettim. Canım sağ ol. Müzik
olay yerinde. Ölemedim hala, yine kaderim elinde. Sığamam taşarım geceden kalanımla. Gündüze herkes aynı, her şey aynı. Her zaman hep tek düze. Kandıra kandıra öldürdüm. Razı ettim aşkımı her defa. Hep geriye döndürdüm. İçiyor kalbim her acıdan. Geçiyor her gece bir anıdan. Arama ne olur beni bir daha. Gönlümü daha yeni söndürdüm. Ben yine kendimi bak boş yere. Kandıra kandıra öldürdüm. Razı ettim aşkımı her defa. Hep geriye döndürdüm. Geçiyor kalbim her acıdan, geçiyor her gece bir anıdan. Arama ne olur beni bir daha, gönlümü daha yeni söndürdüm. Yaşıyorum ama benzemiyor bir şey. Aramadım ama kalbimin aklı sende. Gidemedim hala, kaldım olay yerinde. Ölemedim hala, yine kaderim elinde. Sığamam taşarım geceden kalanımla. Gündüze herkes aynı, her şey aynı. Her zaman hep tek düze. Ben yine kendimi bak boş yere kandıra kandıra öldürdüm. Razı ettim aşkımı her defa. Hep geriye döndürdüm. İçiyor kalbim her acıdan. Geçiyor her gece bir anıdan. Arama ne olur beni bir daha. Gönlümü daha yeni söndürdüm. Ben yine kendimi yere kandıra kandıra öldürdüm. Razı ettim aşkımı her defa. Hep geriye döndürdüm. İçiyor kalbim her acıdan. Geçiyor her gece bir anıdan. Arama ne olur beni bir daha. Gönlümü daha yeni söndürdüm. Beyaz Perde'de seyircisiyle buluşan Can Dostlar filminin çocuk yıldızları Nergis Kumbasar'a konuk oluyor. 10 topumuzu patlatırsa biz de gider yeni top alırız. Türkiye'nin cilt haritasını çıkaran araştırmacı girişimci Balasu Dundaralp, kozmetik ve cilt sağlığı ile ilgili bilinmeyenleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Hey, günaydın.
Gelin. Ay, 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 durun. Ay net, oturun hepiniz şöyle bir sırtınızı dönmeyin. Yerim ben hepinizi ya. Sizler tabii, ay bir dakika, bir dakika. Ay, ay bir dakika, şu mikrofonları da şöyle bir vereyim bakayım. Ay çocuklar, enerji patlaması oldu. Teşekkürler. Hoş bulduk. Bana bakın. Ben bu figürleri istiyorum. Tamam mı? Şimdi bir tek tek hepinizi bir tanıyalım. Gelin şöyle yanıma da oturun ya. Tek tek bir isimleri alalım. Hemen şöyle sıradan gidelim. Hemen. Merhabalar. Benim adım Alper Nefe Esmer. 13 yaşındayım. Şahanesin. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Birazcık filmimizin konusundan bahsedeyim size. Çocuklar, hatta aileler bile biliyorsunuz ki şu anda internet, sosyal medya bağımlılığı çok arttı. Hemen şu araya bir gireyim mi? Şimdi seyircilerimize bir kere bir şunu söyleyelim. Gerçi sizi ben bayağı izliyorum. Efendim. Ah, rica ederim ayol, izlenmeyecek gibi misiniz? Can Dostlar filminin, Can Dostlar filminin minik oyuncuları yanımızda bir kere. Tamam mı efendim? Ay teşekkür edermiş. Şimdi anlatalım, çünkü bizim bu filmimizin çok önemli bir özelliği var. Bu sosyal medya, işte bu şeyler, hani telefonlar, tabletler falan, onların dışında bir hayatı yeniden keşfetti çocuklar bu filmde. Evet. Şimdi şöyle, Can Dostlar filmimiz çocukların, yani bizim ekip ruhuyla birleşerek mücadele ettiğimiz çok eğlenceli bir arkadaşlık hikayesi aslında. İnternet kullanımı çok fazlalaştı, teknoloji kullanımı. Biz bu filmde tabii ki de teknoloji olmasın, teknoloji kötü bir şey demektense çok kullanıldı. Böyle olunca da aile içindeki ilişkilerimiz azaldı. Ailemizle vakit geçiremiyor olduk. Bunun kötü bir şey olduğunu biz vurguladık. Aynı zamanda kimsenin fiziksel özelliklerinden, dış görünüşünden yargılamamamız gerektiğini anlattık ve neden? Çünkü hepimiz farklılıklarımızla güzeliz. Bunu anlatıyoruz biz. Sen var ya, sen zaten ben sana ne diyeyim? Sen önce bir koca bir adam olmuşsun, sonra yeniden küçük bir çocuk olmuşsun gibi bir durumun var. Ay teşekkürlerini yerim. Şimdi bir fragmanı izleyelim mi? Hadi izleyelim. Parka çıkan yok ama ben buna bir çare bulacağım artık. Nasıl yapacaksın peki? Bütün çocukları toplayıp parka çağıracağım. Jolie. Selam Beste. Ben Cem. Selam da. Abim ne için şöyle sürdü? Dışarıda oynamaya gelsene bizimle. Hadi gelsenize. Millet sokağa açmış arkadaş. Bu parkta oynayacağız. Ne? Bu park mı? Bu arkadaki evde kötü Kazım diye birisi yaşıyor. Çocuğum, daha dokundurmadım bile. Aman doktor, yakışıklı doktor. Ne olur vazgeç doktor. Park çok güzel, gelsenize. O zaman size iyi çalışmalar. Hadi yürüyün arkadaşlar. Ben de kalıyorum. Ben de doğayla voleybol oynayacağım. Ben bir sefer aydır atlas finish. Bir sevdadır voleybol. Haydi sahaya. Kırıp gece, kırıp gece, kırıp gece. O topumuzu patlatırsam biz de giden yeni topu buluruz. Grubumuz küçük pabuçlar o parkta oynayacak. Küçük pabuçlar ne ya? Kreş miyiz biz? Burada oynamanıza izin vermeyeceğim. Demek sen vazgeçmeyeceksin. Ama bu son damla oldu. Son damla olmamış. Bu adam bizi parkımızda oynatmıyorsa biz de ona evinde huzur vermeyeceğiz. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Küçük sıçan lan! Kimse çocuklarla böyle konuşamaz. Vakit geldi şu an. Kaçın. Siz vazgeçmeden ben vazgeçmeyeceğim. Sizi bu parkta oynatmayacağım. Ay vallahi bana bakın, hemen filme gidesim geldi bu yaşımda. Ha. Oo, çok güzel olmuş, çok başarılı. Hemen isimleri hızlı hızlı almak istiyorum ben. Benim ismim Esat Polat Güler, 12 yaşındayım. Ay yerim seni, sıradan gidelim. Benim adım Nihal Gökdemir, 13 yaşındayım. Evet. Adım Dora, soyadım Dalgıç, 11 yaşındayım. Şahane. Adım Zeynep Ilgın Çelik, 10 yaşındayım. Evet. Adım Dura Hoşver, 10 yaşındayım. Ay yerim seni. Adım İkram Külahlıoğlu, 10 yaşındayım. Ay. Ay biz ikiziz. Ay seni yerim. İsmi. İknur Külahlıoğlu, 10 yaşındayım. Ay evet. Ben Eda Doğer, 13 yaşındayım. Evet. Ben Taha Sönmez Işık, 12 yaşındayım. Şahane. Şimdi Selim
gelemedi galiba. Öyle mi? Ha, öyle mi? İşi mi var? Provası vardı. Hay Allah, çok üzüldüm. Ama bir mesajı mı var bize acaba? Öyle miymiş? Bilmem. Bilmem. Bilemiyorum. Varsa da gösterirler. Ah, buyurun. Selamlar Nergis Hanım. Ne olur beni affedin. Ani bir program değişikliğine yazık ki provaya katılmam gerekiyordu. O güzel sohbetinize, o dostane muhabbetinize katılamadım. Umarım yakın zamanda o güzel enerjinizle, sohbetinizle bir araya geliriz. Oradaki can dostlarıma, sevgili dostlarıma da sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Yakın zamanda görüşürüz umarım. Selamlar. Affetmiyorum, affetmiyorum. Tabii ki iş güç olunca buradan da sevgiler efendim, Sevim Bayraktar. Ben kendisini ayrıca bekliyorum ama tabii ki çok isterdim sizlerle birlikte de olalım. Şimdi çok yakında filminiz vizyona girdi mi? Giriyor mu? 18 Ocak'ta girdi. Girdi. Tamam, şahane. O zaman karnesini alan bütün arkadaşlar, değil mi? Evet. Bekliyoruz onları. Bekliyoruz. Niye? Değil mi? Aileler evet. Güzel bir karne hediyesi versinler onlara. Karnesi kötü olanlar da gitsin ama. Tamam evet, mı? Tamam. Çünkü evet. İçinde şahane mesajlar var. İnşallah gişeniz bol olsun diye bir laf vardır. Bilirsiniz evet, herhalde. Evet. Zaten biz bu cuma gününden bugüne kadar hafta sonu gişelerde birinci olmuşuz evet. İzlenme sayısında. Vay! Bak sen! Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tekrar tekrar gişeniz bol olsun, başarılarınız daim olsun. Daha nice filmler çevirin inşallah. Ay canlarım benim. Türkiye'nin cilt haritasını çıkaran araştırmacı girişimci Balasu Dundaralp, kozmetik ve cilt sağlığı ile ilgili bilinmeyenleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Ay Balasucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Çok acayip bir enerji vardı. Bilmem farkında mısın evet, stüdyomuzda? Güzeldi. Çok güzeldi. Çok tatlılar. Değil mi? Çok evet. Tatlılar. Sen evet. De ne kadar zarif ve güzelsin. Siz tekrar efendim, tekrar hoş geldin. Hoş. Şimdi senin konun enteresan bir konu. Bir kere araştırmacı girişimci Balasu Dundaralp. Dündaralp. Dündaralp mi? Dündaralp, ha, Dündar evet. Diye yazmışlar ben de diyorum. Dündaralp. Tamam evet, şimdi doğru. Oldu. Hayatım. Temiz kozmetik dünyada ve ülkemizde çok yeni yeni olan bir şey. Bir kere bu nasıl bir şey? Yani nedir? Temiz kozmetik deyince akla ne geliyor? Çok standart. Yüzünüze ne sürüyorsunuz? Bir sürü makyaj malzemesi evet. Kullanıyoruz. Birçok evet. Ürün kullanıyorsunuz. Gün içinde güneş kremi kullanıyorsunuz. Hı-hı. Rujlar sürüyorsunuz. Fondötenler, ağlıklar artık ne gerekiyorsa siz onu kullanıyorsunuz. Hı-hı. Peki vücudumuza değen her şeyin cilt tarafından, gerek yüzünüzden, gerek elinizden, gerek koltuk altımızdan metabolize edildiğini dokunduğu anda %60'ının transdermal olarak içeriye girdiğini de biliyor musunuz? Direkt emiyor yani. Aynen öyle ve işleniyor. Sonuçta organlar tarafından bunlar işleniyor. Kan dolaşımına katılıyor. Kana karışıyor. Tabii karışıyor. Bundan hareketle denmiş ki zararlı içerikleri çalışalım, araştıralım ve daha yani zaten makyajdan kurtulmuyoruz. Makyaj tabii. Yapacağız, bazı kozmetikler kullanacağız ama bari yaparken doğru düzgün kozmetikler kullanalım. Hı-hı. Yurt dışında hı-hı. Bununla ilgili çalışmalara temiz kozmetik, clean cosmetics demişler. Aa, ilginç. Sen de bununla ilgili çok ciddi bir uzmanlığın var yani. Bunu... Uzmanlık oldu evet. Bu süreç içerisinde uzmanlık oldu. Peki sadece kozmetik alanında mı önemli? Mesela biz kozmetik ürün alacağımız zaman nelere dikkat etmeliyiz? Yani evet. Herhangi bir şey alıyorum. Allık alıyorum, ruj hı-hı. Alıyorum. Nelere dikkat etmeliyim? Benim için önemlisi şu, yani belirlediğimiz, dünyanın da belirlediği bazı normlar var elbette bu konuda. Hı. Ama istenen tarihlerinin, yani son kullanım tarihlerine kesinlikle çok dikkat edin. Çünkü bunların çoğu kimyevi maddeler. Hiç bakmıyoruz. Bakmalısınız. Mesela yiyeceklerimize bakıyoruz. Evet, aynen ha. Öyle. Yani mesela far kullandınız ama farın 3 ay sonra tarihi geçiyor. Belki organik kullanıyorsunuz. Organikler çok daha çabuk aslında çöpe atılmalı. Çünkü organik hemen kullanılmalı, sonra da imha edilmeli. Bazı bir de tabii ki içeriklerin de temiz olması önemli. Temiz dediğim kimyevi maddeleri azaltılmış, daha doğala yakın ve vücut tarafından tolere edilebilen bu içerikleri internette arayacağız. Şimdi yani ilk yapacağımız şeyler şu mu? Kullanma tarihine bakacağız. Tabii. Organik mi değil mi ona göre ne kadar süre kullanacağımızı öğreneceğiz. Tabii aynen öyle. Zaten eğer organik değilse
Ne olacak? Kullanma talimatının uzayabilmesi için, raf ömrünü artırabilmek için bir takım parabenler giriyor. Belki koruyucular giriyor. Koruyucuları da zaten istemiyoruz. Bu durumda çok çabuk tüketilebilen ürünler kullanmak, tarihlerine bakmak, içeriklerin düzgün olup olmadığına muhakkak ki kontrol edip internete yazınca, zaten bugün arama motorlarına yazınca dünya kadar içerik bilgisi hemen içindekiler kısmından yazacaksınız. Şunlar zararlı mı? Bunlar zararlı mı? Ha. Bu kadar. Çok basit. Yani aldığın ürünün üstünde içerikleri zaten kutuda yazıyor. Onları internetten yaz. Tabii bakın, araştırın. Bu konularda biraz araştırmacı olmamız gerekiyor. Nasıl mesela mutfak konusunda çok araştırmacıyız. Son dönemde ne yapıyoruz? Gıdalarımıza çok dikkat ediyoruz. Aynen. İşte yoğurdu mesela evde yapmaya çalışıyoruz. Buradan Yavuz Hoca'ya çok selamlar bu arada. Yavuz Dizler Hocam'a. Nasıl yoğurdu? Evet. Yoğurdu nasıl? Evde yapın diyor kendisi. Tabii ki kozmetikleri evde yapamayacağız. Ama yapılmış olan hazır temiz kozmetiklerle de birazcık aşırı neşir olmakta fayda görüyorum ben bu konuda. Çok doğru. Evet. Şimdi sen bir araştırma yaptın. Evet, doğru. Ve Türkiye'nin cilt haritasını çıkardın. Evet. Çıkan sonucu bizlerle paylaşmanı rica edeceğim. Çok fazla sonuç var. Bir ton parametre çıktı ama çıkanlardan bazılarını paylaştım. Şimdi Avrupa ile eş zamanlı referans değeri olarak bazı işte parametreler alınıyor. Mesela bunlar neler? Şöyle bir soru sorabilir miyim izleyicilere? Tabii ki. Evet, şimdi size şunu sorayım. Güneş kremi kullanıyor musunuz? Kullananlar kaç kişi? Tamam, burada aşağı yaz yukarı kış yani, yaz sokağa kış, çıkarken sürekli, yaz evet. kış sürekli güneş koruyucu tamam. kullanıyor. %7 kullanıyor gibi görünüyor buradan. Tamam. Hı. Peki cilt lekeleriniz var mı? El kaldıralım. Herkesin cilt lekesi olanlar evet. var. Ama bu arada var. O %7 içinde de cilt lekesi var. Bakın koruyup korumadığını tam olarak anlayabildik mi? Bu çok canlı bir araştırma örneği oldu bu şimdi anladım. Size. Yani güneşten koruyucu kullansa bile cilt lekesi olabiliyor. Belki yanlış koruyucu kullandınız. Belki çok fazla içinde metalik oksit grubu vardı. Isıya temas etti, daha çok lekelendiniz. Bazı kozmetiklerin ısıl ortamda temas etmesi, cilde temas etmesi fotokimyasal dönüşümlere neden olabiliyor. O zaman belki daha çok lekelendiniz. Bununla ilgili şöyle bir araştırma yapıyoruz. Enlem bazında, yani UV'yi aynı şekilde alan bir enlem olduğunu düşünün. Bir hat var, çizgi. Evet. Bir ucunda Antalya var, bir ucunda atıyorum Şanlıurfa var. Evet. Hı. Ama ikisinde cilt lekeleri oranı birbirinden fazla, farklı. Farklı. Ne anlama geliyor? Birisinde güneş lekesi kremi daha fazla kullanılıyor. Güneş lekeleri için krem, önleyici krem daha fazla kullanılıyor. Ama leke daha fazla. Birisinde daha doğal içerik, hatta hiçbir şey kullanılmamış. Ama lekeler az. Ama lekeler az. O zaman burada bir terslik var. Ne yapacağız? Bunun üzerine gideceğiz, araştıracağız. Bununla ilgili çok fazla indikasyon var. Mesela akne, rozasea hastaları Türkiye'de, dermatit hastaları. Neden bunlar nüfus içerisinde yoğunlukları arttı? Neye bağlı olarak arttı? Hı-hı. Mesela kimyasallara mı temas ettik? Isı mı değişti? Hava mı değişti? Hı-hı. Climate change zaten hep konuşuluyor. Aynen. Bunlarla ilgili dataları topladık. Avrupa ile eş zamanlı çalıştık. Mesela Avrupa'da güneş kremi kullanım oranı %2'dir. Türkiye'de çok daha yüksek. Yaz, kış. Evet. Mesela D vitaminleri düştü. Bununla da ilgili hekimler bir sürü araştırmalar yapıyorlar. Dünya çapında yapılıyor. Bu gibi dataları biz topluyoruz ve değerlendiriyoruz. Aa, çok ilginçmiş. Biraz ilginç. Peki sonra ne yaptın? Yani sonra bunu bu yaptın. Datalar üzerinden belli ürünler üretildi. Neden bu kadar datayı çalıştık? İnsanlar sonuçta gönüllü olarak bize geldiler. Ve dediler ki Balasucuğum, ben sana fotoğraflarımı gönderiyorum. Bana ürünleri önerir misin? Dedik ki biz içerik geliştiricisiyiz. Biz içerikleri geliştiriyoruz. Ama bizden destek almak istiyorsanız sonuçta bizim bir blogumuz var, web sayfalarımız var. Araştırabilirsiniz. Oradan bilgi sahibi evet. olabilirsiniz. Ama biz de yani bu dataları gönüllü olarak bağışladıkları bu datalardan biz hangi ürünlere ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Ve onlara özel mesela bir tane volkan tüfü içeriği ürettik. Tamamen bu coğrafyaya özel. Bu coğrafyanın florasıyla zenginleştirilmiş. Bu coğrafyanın kadınlarına özel üretilmiş. Şimdi bir içerik aldınız mesela. Kanada'dan aldınız ya da İngiltere'den aldınız. Ama siz orada yaşamıyorsunuz. Oradaki iklim, oradaki çevresel koşullar, oradaki flora ile bağlantılı yaşamıyorsunuz. Sizin burada kendi floranız var. O yüzden bu içeriği, bu coğrafyaya özel içerikler çalışılmak durumundaydı. Kendi yaşadığın evet. yere uygun olan. Kesinlikle. Çünkü buradaki güneş başka geliyor, nem oranı farklı, her şey bambaşka. Evet. Çok iyi anladım şimdi. Peki cilt hücreleri neden yaşlanır ve bunu mesela durdurabilir miyiz, ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma var mı Balasucuğum? Bana bunlarla gel. Tamam, hemen geliyorum şimdi şöyle. Evet deyip demek isterdim ki evet biz de evet demek isterdim. Ama her şeyin bir hayır tarafı tabii, da var. %100 tabii ki bunları engelleyemeyeceğiz. Çünkü neden? Yaşlanmaya özel bir program var insan vücudunda. Tüm tabii. canlıların ölmesi gerekiyor. Tabii. Bunu kabul edeceğiz. Fakat yaşlanma dediğiniz süreci biraz daha
kısaltmadan daha güzel, daha işte konforlu geçirebilir miyiz? Evet. Cilt yaşını koruyabilirsiniz. Mesela serbest radikaller, alınan işte dışarıdan alınan zehirli gıdalar, sonra dışarıdan sürülen, temas edilen zehirler. Mesela bugün koltuk altı rolonların içinde alüm tuzu ya da alüminyum var. Bu göz kanserinin neden olduğu zaten biliniyor. Muhakkak kontrol etmeliyiz. Kontrol etmeliyiz. Ürünün içinde kesinlikle ne olduğunu. Kesinlikle. Biraz zor, zahmetli bir iş ama bunlara bakacağız. Yaşlanma, hücrenin yaşlanması. Yani elektrik yükünün aslında belki değişmesi, azalması, dipolaritesinin azalması, düşmesi, bazen artması, elektrik yükünün de değişmesi. Ve zamanla işte Canan Hoca zaten bunu mesela kitaplarında çok güzel anlatmıştı. Enflamasyonlara uğraması, yani vücutta bir ısı oluşması. Aynı şekilde ciltte de etkiliyor. Bu da yaşlanmalı, yani yaşlanma yolunda bir faktör. Bunların azaltılması bizim elimizdedir ve bu çağın en büyük sorunu aslında hızlı yaşlanmadır. O zaman bakımlara hemen gelelim. Evet. Yaşlanma karşıtı rutin bakım ne yapalım? Tamam, birçok rutin var. Önerilerini birçok rica rutin ediyorum. Var. Mesela sizin cildiniz kuru gördüğüm kadarıyla. Kuru bir cilde sahipsiniz. Çok zor oldu. Evet. Çok zor evet. oldu. Şimdi, aslında bazı yerleri de yağlı fakat sanırım çok su içmediğim için olabilir. Cildinizde su kaybı evet. Mesela evet. kollarınızda görüyorum çok su içmiyor var. Olabilirsiniz. Su içmenin dışında meyvede ekşi meyveler de yemeyin. Eğer tip 1, tip 2 diyabet değilseniz bu tür işte ekşi meyveler yemenin de C vitaminin kolajen sentezi üzerinde etkisi olduğunu bütün hanımlarımız zaten artık öğrendiler, biliyorlar. Her gün en azından bir tane portakal yiyin. Bol miktarda su için. Günlük yani rutin cilt bakımında da ben sabahları ne yaptığımı size söyleyeyim. Benim de cildim sizinkine yakın. Büyük problemleri vardı ama gençken atlattım. Zaten sonradan bu işin sahibi oldum. Evet. Bu problemleri atlatarak. Çok bir güzel. Volkanik maskeyle cildinizi temizlemenin, güzel bir volkanik maskeyle florasını düzeltmenin, arkasından akşamları ben öyle öngörüyorum ama evet. ozon yağı ile canlandırmanın, hücreyi canlandırmanın faydası olacaktır. Biz özel bir ozon yağı da geliştirdik. Yani bizim gibi kuru ciltler için mi bunu kuru şimdi ciltler, söyledim? Kuru ciltler ama arada da güzel bir nemlendiriciyle tabii ki nemlendireceksiniz. Şimdi, o zaman şöyle benimki gibi kuru ciltlerde volkanik bir işte kil maskesi evet, gibi bir şey. Çok az bekletiyorsunuz. Siz 5 dakika bekletseniz yeterli. Ve ozon yağı. Evet. Yağlı ciltlerde ne yağlı yapsınlar? Ciltlerde maskeyi daha uzun süre bekletebilirsiniz. Serumu sabahları bir serum içeriği vesaire kullanıyorsanız, bir ozon yağı içeriği kullanıyorsanız bunu lütfen azaltacaksınız. Bunu daha az kullanacaksınız. Akşamları daha yüksek oranda kullanın ki akşamları canlandırıcı olsun, hücre canlansın. Ama sabahları da yapılandırıcı ve biraz daha bariyer etkisi olan, probiyotik bir bariyer diyelim biz buna. Etkisi olan bir ürünle temizlenmesinde, cilt altının temizlenmesinde ve cildin hücrelerinin korunmasında fayda görüyoruz. Çok güzel. Peki kozmetik ürün kullanan biriyle kullanmayan biri arasındaki fark yıllara dayanınca ne olur? Şöyle bir cevabım var. Büyük anneniz herhalde hayatta değildir değil mi? Tamam. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlar uzun sağlıklı ömür versin. Şöyle bir durum var. Muhtemelen bizimle aynı yaşlardayken cilt lekesi hiç yoktu. Evet. Ne kullanıyordu? Pek bir ürün kullanmıyordu muhtemelen. Evet. Pek bir içeriye maruz kalmıyordu. Cildini olan ya yani işte oradaki suyla işte kaynak suyu vesaire ne varsa daha işlenmemiş gıdalarla besleniyordu. Aynen. Dolayısıyla cildi daha geç yaşlanıyordu. Kesinlikle. Şu an büyük sorunumuz var. Çok daha fazla bakım ürünü kullanıyormuş gibi görünüyoruz ama daha erkenden yaşlanıyoruz. Çok müdahale doğru. ediyoruz açıkçası. Buradaki örneğin cevabı budur. Çok doğru. O zaman yani yine sonuçta diyorsun ki lütfen doğala yönelin. Evet. Doğal şeyler kullanın. Evet. Bu arada hemen şeyi soracağım. Maden suyuyla yıkamak daha mı doğru? Şimdi bazı ciltlerde maden suyunun evet kaynak sularının bulunduğunuz bölgede, kendi bulunduğunuz bölgede kaynak sularını tüketmenin çok büyük faydası var. Orada büyüdünüz, orada doğdunuz vesaire. Orada yaşıyorsunuz. Yine kaynak sularının sizin vücudunuz için cildinize de temasında faydası var. Ama çok kuru ciltlerde mesela çok uzun süre maden sodası kullanılmıyor. Tabii biraz kurutucu, yıpratıcı olabilir. Bunun dengesini ayarlamak gerekiyor. Yine onu zaten biz aslında söylediğin çok doğru. Biz bunların hepsini aslında görüyoruz ve anlıyoruz. Ve tabii vücut o hemen cevabını veriyor. Günlük yaşamda hiç makyaj yapmıyor musun? Hiç yapmıyorum. Bugün bayağı ciddi bir makyaj yapıldı. Ama yakıştı galiba. çok güzel. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Zaten. Sağ ol. Peki bu şeyden dolayı mı? Hava alsın diye mi? Tabii cildin aslında nefes aldı. Şöyle düşünün. Cildimize şimdi böyle akşamdan plastik bir torba geçirsek ve sabaha kadar o cilt ne olur? Terlenir.
yerler değil mi? Yani hı-hı, dolayısıyla aslında nefes alıyor. Siz şu anda cildiniz kuru ama nefes almadığını düşünüyorsunuz. Fakat cilt su kaybediyor. Her dakika nefes alıyor. Gözenekleri var. O yüzden bunu sürekli içeriklerle kapatmak, sürekli fondöten kullanmak, nefes aldırmamak bir süre sonra maalesef hücrelerin yaşlanmasına sebebiyet veriyor. Zaten uzun süre fondöten ve işte kapatıcı kullanan insanlarla ya da iyi temizlik çok büyük şart kullanıyorsanız onu söyleyeyim. Kullanan insanlarla kullanmayan insanlar arasında bariz bir farklılık zaten gözlemlemişsinizdir, oluşuyordur. Evet. Çok iyi temizlememiz gerekiyor. Ben makyaja ve kozmetiğe karşı değilim ama çok iyi temizlenmesi koşulu ile. Çok doğru. Son sorumu da zaten hızlıca cevaplamanı rica edeceğim süremizden dolayı. Şimdi çok yoğun bir hayatım var. Evet. Seyahatlere gidiyorsun, geliyorsun, uçağa biniyorsun. Evet. Özellikle uçağa binenler için de bu çok önemli. Çok doğru. Ne yapıyorsun ve su ve uyku ne kadar önemli? Ne kadar uyuyorsun mesela? Ben hiç uyuyamıyorum diyebilirim size. Uyku benim hayatım için birazcık arka planda. Çünkü... Ama cilt için... Evet, cilt için size uyumanızı tavsiye ediyorum çünkü rejeneratiftir. Yani kesinlikle canlandırıcıdır. Bu benim kendi koşullarım içinde yakalayabildiğim başka bir düzlem. Ama yani yapamıyoruz Tabii. Ama çok su içmelisiniz. Kışın da olsa terlemiyorum, işte susamıyorum değil. Ağızdan da sonuçta nem kaybediyorsunuz. Cilt kuruyor. Su içmelisiniz. Çok düzgün beslenmelisiniz. İşte gıdalarınıza çok dikkat edin. Uçak için söylemek gerekirse, uçakta zaten biliyorsunuz yani atmosferin üst tabakalarına doğru yaklaştıkça, irtifa kazandıkça radyasyon artar ve bu radyasyonun cilt üzerinde bazı etkileri var. Ben kendi geliştirdiğim içerikleri uçağa binmeden önce muhakkak kullanıyorum. Bunlarla da ilgili bir blog yazısı yazmıştım. Yine blogumda bulabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Sosyal medyada da bunları sürekli açıklıyorum, anlatıyorum. Dediğim gibi kendinizi içeriklerden korumalısınız. Tabii ben bu işi hem yurt dışında hem Türkiye'de yapan biri olarak sürekli seyahat halindeyim. Bu da benim cildimde bazı kayıplara neden oluyor. Ama önemlisi bunun farkında olmak ve aşabilmek adına sürekli kontrol altında tutmak. Balasu Dündaralp, o zaman sana sorularımızı sosyal medya üzerinden muhakkak ulaşarak nasıl soracağız. Nasıl isterseniz. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel aydınlattın bizi. Şimdi efendim kısa bir aramız var, reklamlar ve ondan sonra kekimiz var. Bozayı da döküyoruz üstüne. Vallahi bozayı döküyoruz üzerine, leblebileri de koyduk. Şimdi ne yapacağım biliyor musun Aysel? Ne yapacağım? Bir bozada leblebi olmadan, tarçın olmadan olur mu hiç? Şimdi şöyle tarçınlı da şöyle aman Allah'ım, içinde boza dışında boza daha ne olsun? İşte bu. Eğer bir de tabii çubuk tarçınınız varsa benim gibi böyle onunla da şöyle süsleyebilirsiniz. Al işte sana 5 çayına altın günle bir kek. O şahane. Şimdi tadına bakacağım ama çorba var ya. Derhal bu çorbayı yapın arkadaşlar. Gerçekten çocuklar da biliyorsunuz bu ara hepsi üşütüyor falan. Ay çok çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet çorbayı olsun. Hemen yapın yani. Şimdi bu bozalı keki çok merak ediyorum. Niye? Hayatımda ilk defa çünkü tadacağım. Hemen sen onu koyarken ben şunu hatırlatmak istiyorum. Efendim yarın çok güzel bir sanatçımız var. Böyle hem sesiyle hem cıvıl cıvıl şarkılarıyla Robert Hatemo bizlerle olacak. Ya. Ayrıca. Tabii ki mutfağımız yine dopdolu. Bu sefer Kahramanmaraş bize geliyor. O zaman Maraş'tan da ne yapıyoruz? Paçacı getiriyoruz efendim. Bu hani böyle kemikler için iyi geliyor diyor ya uzmanlar. Gerçekten paça çorbası yapımını öğreneceğiz Kelle yarın beraber. Kelle paça ve şifasını uzun uzun konuşacağız. Bu arada kek yıkılıyor. Bak yıkılıyor diyorum, çok yani muhakkak deneyin. Ama ben giderken şu çorbanın son halini göstermeden asla gidemeyeceğim. Çorba bitti görüyorsunuz değil mi? Tabii. İnanın reklam arasında reklam bitti. Arasında böyle bir çorba yok. Kırmızı karıncalar geldiler. Efendim yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.